120 metrelik yatıyla. Yemeğe çağırdı beni. Yemeğe başladık. Appetizer aldık işte yemeği. Ben müsaade ederseniz bir İstanbul'a gidip geleceğim dedim. Ağırlığı Fenerbahçe'ye verdik. Şimdi abi, benim için var. Mesela iş hayatımın en önemli toplantısı. Belki bir sene olabilecek toplantısı. En son Ricardo I'll call you later dedim. Buraya geldim. Çünkü niye? Takımın şu anda bir şekilde var. Hayır uğradığı haksızlığın anlatılması gerekiyor. Bir algı operasyonu başladı. Durdurulması gerekiyor. Bunun için buraya geldim. Şimdi tekrar çıkacağım, şeye döneceğim, yanlış anlamayın, Bodrum'a döneceğim. Benim için bunlar böyle bir külfet falan değil, bir zevk. Aşık olduğum takım için bir şeyler yapabilmeyi Allah bana nasip etti. İnşallah. Husni'yi aldın, bu da mı zevk? Husni'yi şöyle çok aldım. Çok güzel yer hocam ya. Bazı abi. İnsanlar futbolda Acun ne anlar diyordu, onlara cevap vermek için aldım. Şöyle anlatayım. Yani ben... Bir de Malibor'umuz var ama. Hayır oraya gelmeyeceğim. Ama şampiyonluk ben futbol olan aşkımı zaten herkes biliyor. Fakat futbolla ilgili kendim, kendi gücümde olduğu için bir dünya kurmak istedim. Yani medyada gösterdiğim başarıyı futbolda da göstermek istedim. Evet. Bunun için de İngiltere'de gerçekten çok iyi ve güzel bir takım olan, hani geçmişi gayet güzel ve çok zor durumda kalmış, artık böyle taraftarı 7000'e düşmüş bir takımı gittim orada aldım. Allah'a şükür Filocin'den bahsetmiştim bir evet, sola çıkardım evet, diye. Evet. Şöyle anlatayım. Ne yaptığımı gittim yani bizim ekibimle beraber gittim derken oradaki beyin takımla beraber futbolcu seyrettik akşam evde seyrettim gözlerime inanmadım bu futbolcuyu dedim kiralıyorlar mı evet dediler ben dedim hemen satın alıyoruz ertesi gün Aston Villa'dan çocuğu satın aldım 10 ay sonra 4 milyon aldığım çocuğu 20 milyon Aston Villa'ya sattım evet. Yani aynı çocuğu sattım yanlış anlamayın evet. O yüzden kendim futbolla ilgili ben şunu unutmayın bazen beni eleştirmeye kalkan bazı zavallı diyeceğim onlara. Beni teknik direktör zannedenler var. Ben teknik direktörüm demiyorum. Anladın mı? Acun futboldan ne anlar? Yöneticilerin hepsi çok iyi anlıyor ben anlamıyorum öyle mi? Ya kusura bakmayın. Yönetici dünyasından bahsediyoruz. Ben teknik direktörüm demiyorum. Ben doğru insanları bulup doğru insanları bir araya getirerek kendim de olayın içine kendi katkımı da koyarak Hull City'yi 21. aldım 7. bitirdim ligi. Allah izin verirse bu sene daha da zorlayacağım. Benim için bu onlar önemli. Benim amacım şu anda benim için medya dünyasında Allah bana her şeyi nasip etti. Futbolda da aynı başarıları önce Hull City'ye sağlamaktı. Başkanımız böyle bir teveccüh gösterdi. Fenerbahçe'ye geldi dedi. Allah izin verirse Fenerbahçe için de elimden geleni yaparak hani bu şu demek değildir yani futbol yöneticisin. Gideyim pozlar vereyim ben bunu yaptım bütün futbol aslında bizim kadromuzda mesela öyle güzel bir yönetim kurmuş ki sağ olsun Ali Koç sevgili Burak kadromuzda yani ben içine girdiğim zaman bu kadar profesyonel ve güzel bir ekim bir arada olduğunu düşünmüyordum Ahmet Ketenci 7-24 Samandıra'da Hakan Sayfi biliyorsunuz zaten yeni yöneticimiz evet, evet. Yani böyle Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazır yani Ankara'da baktığım zaman gerçekten bir rüya takım gibi bir takım içinde buldum kendimi. Zaten Hamdi Akın'ı zaten hepimiz biliyoruz. Eski yönetici stadın yapılmasında çok büyük payları var. Yani yöneticilere baktım. Her kadroya baktım. Var. Yani öyle güzel bir kadro bir aradayız ki. Biz açıkçası yani futbolu konuşuyoruz. Sağıma bakıyorum. Oradan bir şey almaya çalışıyorum. Öğreneceklerim var. Soluma bakıyorum. Başkası var. Yani güzel bir dünya yarattık. Güzel bir hocaya getirdik. İyi transferler yaptık. Yani bu saatten sonra insanlar karalayacak. Biz de var gücümüzle çalışıp kulaklarımızı tıkayarak Fenerbahçe'ye zile taşın. Peki Acun, Acun Yıldırım'a karışmışsın. Peşi bu. Acun Yıldırım'a karışmışsın. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuya Rasim'cim. Rasim'cim. Ben bu konuya girmek istemiyorum ya. Ben bu konuya girmek istemiyorum. Ben müsaade Acun abi bir iki tane sorun var. Levent Mercan ve Oğuz Aydın. Evet. Levent Mercan'la yollarınızı ayıracak mısınız? Devam edecek mi? Teknik konularda ben şu anda konuşmak için gelmedim. Bugün asıl konuşuyordun. Çok fazla tekneye girmeyin. Ben zaten sizi kırmamak için orta saha konusundaki bakışımızı söyledim. Bunun dışında da artık başka gündem yaratmayalım. Sen manşet yapıyorsun. Yok şu önemli. Senin manşetin beni mutlu etmiyor. Tamam şunu söyleyeyim. Bugün... Ama bu çok önemli. Ama Acun abi bu çok önemli. Jose Mourinho. Acun abi. Transfer manşeti bir şey. Hayır Acun abi. Abi siz kim lan? Jose Mourinho. Jose Mourinho. Rasim bir saniye. Jose Mourinho. Jose Mourinho ile dün geçeki konu hakkında konuştunuz mu? Ne Mourinho? Jose Mourinho. Jose Mourinho değil abi. Adam Jose Mourinho. Jose Mourinho dedi. Hayır bravo. Jose Mourinho. Tebrik ediyorum. Bravo. Buradaki Acun abi. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlama. Ben 2003'te Porto'da bizzat kendisi bana söyledi. Tamam onunla. 2003'te tanıştım yanlış anlama. Bayram tutumlu. Burada etiket koydu yani. Porto Denizli Spor maçı. Evet. Acun abi. Tutumlu. Şunu soracağım. Dün geceki konuyla ilgili kendisiyle konuştunuz mu?
Bu yaşananlarla İzmir'deki konuyla ilgili. Çünkü bir video var 12. saniyede şöyle bir bakıyor kalabalığa doğru. Hı-hı. Elini beline atmış böyle hani. Hani ben nereye düştüm dercesine bir hareket alışkındır böyle. Alışkındır o ya. Alışkındır öyle şeyler. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani buradan sonrasını isterseniz başka zaman bırakalım. Ben bu programı niye tercih ettik? Yani onu söyleyeyim size. Öncelikle değerli dediğim gibi yani spora gönül vermiş insanlarsınız. Hepinizi de ayrı ayrı takdir ediyorum ben. Bu programa dikkat ederseniz ben her programa bağlanmıyorum. Tabii. Benim için Erdem çok değerlidir. Buradaki yorumcular da her zaman değerli. Bu programı özellikle tercih ettim. O da burada her türlü sorunun sorulduğu bir program olması. Evet. Her kulüpten birilerinin burada olması. Onun dışında da tabii sizin başarınız, televizyondaki seyredim oranınız bizim için de çok değerli. Teşekkür ederiz. O yüzden de burada olmak istedim. Burada mutlu oldum. Teşekkür ederim. Benim bir şekilde buradan şimdi çıkmam lazım. Hayır, Ali Başkan, Ali Başkan, Sayın Ali Koç, Sayın Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılacak mı? Siz de reklam falan mı yapıyorsunuz? Sayın Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığından ayrılacak mı? Erdem bak hep manşetmişsiniz. Ama bu çok önemli ya. Biz televizyonda ayrılırız. Ne yapalım yani? Acun abi bir Mourinho'yla ilgili bir şey söyleyeyim o zaman. Çok önemli. Son olarak şunu söyleyeyim. Bence ayrılsın. Ben 20 yıl boyunca evet. Şampiyonlar Ligi'yi anlattım. Evet. Sağ olsun Acun abi de son 2 senede çok bize bu konuda fırsat da verdi. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeceğim. Real Madrid'de, Inter'de, Chelsea'de ilk 15 hafta kendi taraftarları ve medya tarafından çok eleştirildi. Neden? Ya işte kadroyu kuramadı, şunu yaptı, bunu yaptı diyen Jose Mourinho. Sonrasında bu kulüplerde hem şampiyonluklar yaşadı hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bunu zaten ben çok güzel bir şey söyledim ama bizim aklı senin tarafımız bunu biliyor zaten. Lütfen burada bir şeye cevap verin. Biz burada şimdi oturup Mourinho'yu aklamaya çalışacak da yazıklar olsun. Bekleyelim. Yani bir kez daha söylüyorum. Bekleyeceğiz. Türkiye'ye gelen en başarılı hocalar başarılı oldu diye bir gerçek yok. Yanlış anlamayın. Tabii bu gitti. Aynen. Sonuç itibariyle bu şey midir yani? Mourinho getirdiğin şampiyonluk kupasını getirdiler. Mourinho da hata yapar yani. Bir maçta hata yapar. Oyuncu değiştirirken hata yapacak. Ben gitmeden gidip bu arada tabii yani kapanışta söyleyeceğim diye bıraktığım bir konu var. O da İzmir'e çok geçmiş olsun diyorum. Yani güzel İzmir'in bir şekilde talihsiz bir yangın hepimizi yaraladı. İzmir diyeceğim başla bağlantıda. Ben de hani yazları Çeşme'de çok bulunan biri olarak İzmirlileri de çok seven biri olarak bu arada Göztepe'lileri de çok severim. Evet, çok aşırı dostum var yani. Evet, zaten sahaya böyle çıktınız. Evet, o açıdan bir kez daha geçmiş olsun diyorum inşallah. Sen de Ali Koç'ta sevilen insansın. Ben ona üzüldüm. Yani. Dediğim gibi holiganizmden kurtulacağız inşallah. Güzel günler inşallah. Hep beraber yaşarız. Size de çok teşekkür ederim. Beşiktaş bugün 3-2 4-2 kazandı. Evet. Rafa Silva. Onu da seyredin uçak dedim. Beşiktaş 4-2 galibiyet. Uçak dedim ya. Size geliyordum ya. Uçak dedim o sırada. Çok teşekkür ederim. Yayınınıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler çok teşekkür ederiz. Kapatıyor muyuz kardeş? Efendim? Kapatıyor. Beraber kapatalım o zaman. Sevgili seyirciler. Sevgili Acun abiye, Fenerbahçe As Başkanı, Sayın Acun Ucalı, hepsini Acun abimiz çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yarın gece Derin Futbol'da tekrar birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.